Vacuum Bell, sevgili arkadaşlar, göğüs deformitelerinde çığır açan bir tedavi alternatifi olduğu Vacuum Bell. Ve bu ilk çıktığında biz biraz tereddüt ettik hekim olarak. Acaba dedik, öncelikle bir ameliyatsız tedavi yöntemini ameliyat istemeyen kişilere anlatarak uygulasak nasıl olur diye ve bunu uygulamaya başladık. Ve hatta biz ameliyat esnasında bu vakumun göğüs kafesini yukarı kaldırarak kalbe zarar vermeden ameliyatı daha konforlu yapma gibi bazı taleplerimiz de oldu. Ve burada hastalarımıza birer ikişer uyguladığımız zaman sonuçların çok mükemmel olması. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Ameliyatlara göre çok daha mükemmel ve hemen hemen hiçbir zarara yol açmadan bir tedavi sürecini götürebilmemize imkan vermesinden dolayı vakum artık ameliyatın yerini almıştır. Sadece burada ağır deformiteler, işte özellikli vakalarda tabii ki cerrahi yapılması gerekiyor. Bizim bahsettiğimiz standart, simetrik, ek patolojisi olmayan kunduracı göğüs gibi deformitelerde bu tedaviyi çok başarılı bir şekilde uygulayabiliriz. Vacuum Bell'in endikasyonlarını ve hastalarını tam böyle ciddi olarak dikkat edildiğinde başarı oranı %90'ın üzerinde %100'e yakındır ve hastalarımız da çok ciddi memnun olmaktadır. Bunun ilk çıkaran firma hem çok orijinal, çok sağlıklı ve hasta açısından kendilerini çok iyi geliştirdiler bu konuda. Fakat burada her ölçüyü bulmamız biraz zor olabiliyor. Bir de ekonomik olarak bu firmanın yapmış olduğu Ar-Ge faaliyetlerinden dolayı ben hak ettiğini de düşünüyorum. Fiyatları biraz yüksek olabiliyor. Ancak ülkemizde son 5-10 yıldır çok ciddi bu işe gayret sarf eden, emek sarf eden, bunu üretmek isteyen kişiler vakumla ilgili olarak alternatiflerini ortaya koydular. Çok başarılı çalışmalar var ve farklı ölçülerde orijinaline benzer kaliteye neredeyse yakalanmış bu ürünler kullanılabilir. Yine bu orijinal ürün değil de başka ülkelerden üretilip ülkemize ithal edilen malzemeler de var. Bunlar kalite olarak çok değişiyor. Bazıları son derece iyi kaliteliler. Bazılarında çok ciddi sorunlar oluşabilmektedir. Yalnız bizim burada şunu düşünmemiz lazım. Ne olursa olsun biz diyelim ki bir sorun yaşadığımızda firmayla görüşüp bunu çözebileceğimiz firmalarla işimizi halletmemiz gerekiyor. Bu konuda her hekimin, her merkezin kendine göre bazı bir tecrübeleri olabilir. Herkesi bilmek zorunda değiller. Kişiler bu tecrübelerine göre hareket ettiklerinde hasta memnuniyet ve başarı oranlarını son derece yükseltebilirler. Eğer zaten biz de hekimlerimizle görüştüğümüzde onların da tercihlerini göz önünde bulundurarak alt başka merkezde de belki bu işler görüşülerek sonuçta ideal bir tedavi protokolü, ideal bir vakumla yolumuza devam edebiliriz.